Hocam merhabalar. İyi günler diliyorum size. Ben okul öncesi bölümü 4A sınıfı öğrencilerinden 171-902-030 numaralı öğrenciniz Ferhat Erdoğan. Seçmiş olduğum etkinliğin adı Kurallarla Güvendiğim Etkinliği, gelişim alanı sosyal duygusal alan, yeterlik alanı ise kişisel güvenliğini sağlama, kazanım ve hafta olarak kuralların yaşamı kolaylaştıracağını fark eder. Hafta olarak 5. haftayı ele alınmış. Sınıf düzeyi bölüm gereği okul öncesi. Araç gereçlerimizde ise çalışma yaprağı, makas, yapıştırıcı, bant. Bizler için ön hazırlık olarak ise çalışma yaprağı 1'de verilen kural kartlarının her biri makasla kesilerek her bir karttan ikişer adet hazırlanır. Ben bunları zaman kaybı olmaması için etkinlikten önce hazırladım. Kesme işlemiyle uğraşmamak için. Şurada ikişer tane her birinden ikişer tane kural kartları oluşturmaya çalıştım, hazırlamaya çalıştım. Tek tek değinecek olursak, birinci kuralımızda sağlığımız için ellerimizi yıkamalıyız. İkinci kuralda ise yanıcı maddelerden uzak durmalıyız. Üçüncü kuralımız ise yeşil ışıkta geçmeliyiz. Tabii bunun öncesinde kırmızı ışığı vermeliyiz. Ben burada biraz karıştırdım. Şurada kırmızı ışığımız var. Kırmızı ışıkta durmalıyız. Yeşil ışıkta ise geçmeliyiz. Bir diğer kural ise parkta oynama ile ilgili. Parkta dikkatli olmalıyız. Tehlikeli şeylerden uzak durmaya çalışmalıyız. Bunu çocuklara yansıtmaya, öğretmeye çalışmalıyız. Bir diğer kuralımız ise sağlığımız için sosyal mesafemizi korumalı ve maskemizi takmalıyız. Biliyorsunuz bulunduğumuz süreç zor bir süreç, zor bir zamandayız. Hastalıktır, salgındır. Ondan uğraşmaya çalışıyoruz. Bizler dahil olmak üzere çocuklar da en az bizim kadar etkilendiler. Eğitim olsun, sağlık olsun. En azından indirmek amacıyla işte sosyal mesafeyi koruma ve maskeleri takma davranışı çocuklara kazandırmaya çalışmalıyız. Yemek yerken sessiz olmalıyız, bir diğer kuralımız. Kurallarımızdan bir tanesi prizlerden uzak durmalıyız. Prizlerle işimiz olduğumuzda büyüklerimizden yardım almaya çalışmalıyız. Kuralını çocuklara anlatmaya, öğretmeye çalışmalıyız. Diğer bir kuralımız ise yine parkla ilgili. Salınırken oturarak sallanmalıyız. Şu anda çocuğun yaptığı davranış yanlış. Diğer kuralımız ise günlük hayatta hemen hemen her yerde karşılaştığımız sıra olmamız gereken yerlerde sıra olmaya dikkat etmeliyiz. Sıra olmalıyız. Diğer kuralımız ise makas. Zaten okul öncesinde makas hemen hemen bütün etkinliklerde kullanılıyor. Sanat etkinliği olsun, Türkçe etkinliği, matematik etkinliği olsun kullanılıyor, kullanılmaya çalışılıyor. Makası büyüklerimizin denetiminde kullanmalıyız. Ya da belli bir yaşa, mesela 5-6 yaşa gelmiş çocuklar için makası kullanabilirler zorla da olsa. Gerektiği yerlerde yardımda bulunabiliriz. Bir diğer kuralımız ise arkadaşlarımızla güzel anlaşmalıyız. Güzel anlaşmaya dikkat etmeliyiz. Oyunlar oynarken, parkta oynarken onlarla anlaşmaya, onlarla güzel bir iletişim kurmaya çalışmalıyız ve bu kuralları çocuklara güzel bir şekilde anlatmaya çalışmalıyız. Etkinliğimize devam edersek, kartların bir takımı uygulamadan önce sınıfın bazı yerlerine ayrı ayrı yerleştirilir. Bantla, yapıştırıcıyla yapıştırılır. Örneğin bir kart pencerenin önüne, bir kart kapının önüne, bir kart kapının üstüne yapıştırılır, bir kart oyuncak dolabının üstüne konur gibi. Bunu uygulamalı olarak yapmak isterdim fakat yakınımda çocuklar olmadığı için bunu bizzat uygulamaya dökemedim, dökemiyorum şartlardan dolayı. Uygulama kısmının basamakları ise uygulayıcı tarafından parmak oyunu ile çocukların dikkati toplanarak U düzeninde oturmaları sağlanır. Etkinlikte tekerleme veya parmak oyunu demiş. Ben parmak oyunu ele almaya çalıştım. Bildiğim bir parmak oyunu var. Bu parmak oyunu etkinliği başlatmayı düşünüyorum. Var olsaydı düşünürdüm, yani yapardım onu. Parmak oyunumuz şu. Başlıyorum. Şaklat, 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 şıklat, 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 şıklat. Döndür, 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 döndür. Salla, salla,
Salla salla salla. Tatlı bir çocuk ol. Ellerini koynuna koy. Arkana yaslan. Çiçek ol. Bunu tekrar dile getirmek istiyorum. Parmak oyununu. Şaklat, 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 şaklat. Şıklat, 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 şıklat. Döndür, 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 döndür. Salla, 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 salla. Tatlı bir çocuk ol. Ellerini koynuna koy. Arkana yaslan. Çiçek ol. Parmak oyunu çocuklara söylendikten sonra yaşamımızı kolaylaştıran birçok kuralın olduğu çocuklara söylenir. Söyleriz bu kuralları. Bu kuralları gösteren kartlar sırasıyla çocuklara gösterilir. Kartların üzerindeki resimlere bakarak çocuklardan kuralların ne olabileceği hakkında yorum yapmaları istenir. Çocukların yorumları alındıktan sonra kartlardaki resimlere ilişkin kuralların ne olduğu uygulayıcı yani bizler tarafından çocuklara açıklanır. Kartlarımız zaten hemen zaten önümüzde. Bu kartlar tek tek çocuklara gösterilir. Hatta bakmaları için süre tanınmalı, süre verilmeli. Daha sonra bu kartlarla ilgili kurallarla güvendiğim oyununa geçilir. Çocuklara bu kartların aynısının sınıfta bazı yerlere konulduğu söylenir. Daha öncesinden kartların saklanmış olması gerekiyor. Çocuklar kart sayısına göre gruplanıp kartları bulmaları ve buldukları kartları masadaki kartların aynısıyla eşleştirmeleri istenir. Bulduğu kartları. Eşleştirme yapıldıktan sonra bizler çocuklara aşağıdaki soruları yönelterek çocukların düşüncelerini paylaşmalarını isteriz. Değerlendirme kısmında işte şu soruları ele almaya çalıştık. Bunları çocuklara sormayı düşündük. Bu kurallar içerisinde sizin en çok dikkatinizi çeken hangi kural oldu? Neden? Bu kurallar olmasaydı ne olurdu? Kurallar güvenliğimizi nasıl sağlıyor? Kurallar hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Nasıl kolaylaştırıyor? Bu soruları ele aldık. Bu sorularla çocukların düşünceleri alınmaya çalışılır. Çocuklarla güvenliğimiz için başka hangi kuralların olduğu hakkında beyin fırtınası yapılır. Ve etkinlik şu açıklamalarla sonlandırılır. Açıklamalar kısmında ise bugünkü etkinliğimizde yaşamımızdaki kuralları ve bu kuralların hayatımızı nasıl düzenlediğini ve kolaylaştırdığını, bizleri nasıl koruduğunu anladık. Bu nedenle kurallara uymalı, uymayanları ise nazik bir dille uyarmaya çalışmalıyız. Kazanın değerlendirilmesinde çocuklardan aileleriyle birlikte kendilerine ait ev kuralları hakkında liste hazırlamaları istenir. Bu istendikten sonra zaten aile katılımı sağlanmış olur. Aileler de olayın içine dahil edilmiş olur. Bizler tarafından not ise sorulan sorulara cevap alınırken her çocuğa söz hakkı tanınmasına özen gösterilmelidir. Çünkü her çocuğun kendisini ifade etmesi, düşüncesinin alınması önemli bir unsurdur. Kartları çocukların kolay bulabileceği yere koymalarını istenir. Kartlar saklanırken çok uzak yerlere, çok bilinmedik bir yerlere saklanmamalı. Çocukların rahat bulabilecekleri bir yer olmalı. Zaman tasarrufu açısından önemli bu. Kart sayısı çocuk sayısından az olduğu durumlarda çocukları kart sayısına göre gruplayabiliriz. Kartlar ile çocukların sayısı eşit olmalı. Buna dikkat etmeliyiz. Kurallar azaltılabilir veya eklenebilir. Kuralların ne kadar az olması o kadar önemlidir. Çünkü çocukların kuralları daha iyi kavraması için, daha iyi anlaması için ve algılayabilmesi için kuralların azlığı daha önemlidir. Sınıfımızda eğer özel gereksinimli bir öğrenci varsa kartların büyüklükleri artırılarak bu kartların daha büyüklerin yapılmaya çalışılır. Hani özel gereksinimli çocuklar için. Resimlere dokunsal özellikler eklenerek nasıl dokunsal özellik ekleyebiliriz? Mesela şekillerin kenar çizgileri tutkalla kabartılabilir ve kontrast zemin üzerine yapıştırılarak kartlara görme bakımından işlevsel özellikler eklenebilir. Gruplarda akran eşleşmesi de yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir. Kartlardaki kuralların neler olduğu detaylı betimlenerek kuralları bulma konusunda öğrencilere bireysel destek sunulabilir. Ve bu şekilde etkinliğimizin sonuna geliriz. Bende biraz heyecan vardı. İlk deneyim, ilk defa kamera karşısına konuşuyorum hocam. Umarım bunu maruz görürsünüz. Size iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hocam.